Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki ayette peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size düşkün. Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Burada arkadaşlar iki e, önemli cümleye vurgu yapmıştır. Öncelikli olarak sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir dediği için Peygamber Efendimizin merhametli ve şefkatli olmasından bahsediyor. Ve şöyle söylüyor arkadaşlar. Size kendi içinizden derken Peygamberimizin bizim gibi bizim gibi insan olması şeklinde yazdığınızda doğru cevaba ulaşmış olursunuz. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki ayette İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Arkadaşlar İslamiyet tamamıyla ahiret ya da tamamıyla dünya hayatını e, ön plana alan bir din değildir. Dikkat ederseniz hatta şöyle söyleyeyim zamanında bir sahabe sürekli ahirete yatırım yapıp sürekli namaz kılıyor sürekli ibadet yapıyor ve ailesi peygamber efendimize şikayete gidiyor. Ve bunun üzerine peygamber efendimiz diyor ki ailenin senin üstünde hakkı vardır. Yani dünyayı unutma. Aslında burada İslamiyet bize bahsetmiş olduğu özellik şudur. Hem dünya hem dünya hem de hem de ahiret için yaşa. Bundan bahsediyor. Hem dünya hem de ahireti unutma. İkisi için de elinden geleni yaptıyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda tanımı verilen kavram nedir? Sözlükte emniyet, selamet anlamının yanında esenlik veren Tehlikelerden kurtaran anlamına gelir. Zaten esenlik veren kelimesi ve emniyet selameti duyduğunuzda Allah'ın Esmaül Hüsna'larından biri olan bir ee, cümle yani bir kelime aklınıza geldi değil mi? Cevabı aşağı yukarı buldunuz. Ama bakalım terim olarak her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzak yaratmasında kusursuz olan, kurallarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlık veren anlamında Allah'ın güzel isimlerinden biridir demiş. Bu Esma-i Hüsna Allah'ın selam ismi olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir hadisimiz var ve yukarıdaki hadisten neler çıkartılabilir diye sormuş bize. İnsanlardan bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah'ın kitabını Kur'an'ı yani okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa üzerlerine sükûnet, huzur ve gönül rahatlığı iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onların etrafını kuşaltır. Burada arkadaşlar şundan bahsediyor. Müslümanlarla Müslümanlarla toplanmak, toplanmak ve Kur'an okumak, Kur'an okumak hayırlı hayırlı bir iştir ve bize iyilik getirir şeklinde yazarsak doğru cevaba ulaşmış oluruz. Yazın biraz çirkin arkadaşlar biliyorum benim öğreneceğim güzel öğreneceğim bunun e, <laughs> söylüyorum zaten bir yandan da söylüyorum yani yazdıklarımı okuyamıyorsanız da haklısınızdır bir şey diyemem elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyorum ama yine söylediklerime de dikkat edin 5. sorumuza bakalım Allah'a karşı ahlaki sorumluluklarımızdan üç tanesini yazınız. Arkadaşlar bir Müslüman olarak Allah'a karşı ahlaki sorumluluklarımız neler olabilir? Öncelikli olarak İhlas olması lazım. İbadetlerimizde ihlas yani samimi olmak. Samimi olmak. Yani gösterişten gösterişten uzak olmamız lazım. Çünkü ihlas dediğimiz budur. Yani siz mesela namaz kılarken, oruç tutarken ya da birine bir hayır işlerken burada Allah rızasını gözetmemiz lazım. Daha sonra Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek. Allah'ın varlığını ve birliğini birliğini kabul etmek ahlaki sorumluluklarımızdan biridir. Allah'ın yine Allah'ın emir ve yasaklarına uymak. Yasaklarına uymak. Yani sevap ve günahları gözetmek vardır. Emri bil maruf duymuşsunuzdur daha önce. İyiliği emretip kötülükten uzak durmalıyız. Yani iyilik yapmak diyebiliriz. E son bir tane daha söyleyeyim. O 3 demiş ama ben 5-6 tane yazıyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek, anmak, Allah'a şükretmek de bunlar içerisinde söyleyebileceğimiz ahlaki sorumluluklarımızdandır. Altın sorumuza bakalım. Nefiye'nin bir cümlesi var ve diyor ki arkadaşlarıyla ders çalışan Nefiye'nin söylemiş olduğu kavram nedir? Nefiye demiş ki izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hocam hakkımıza bir şey gelmedi. Devamını okuyalım. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz, ve davranışlarına denir. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı ibadet olarak ya da normal gündelik hayatta yapmış olduğu söz ve davranışlara denir. Hı, hmm, aklımıza canlandı. İslam dininin temel kaynaklarından biridir. Bu arkadaşlar Peygamber Efendimizin yapmış olduğu söz ve davranışlar olduğu için sünnet olarak doğru cevabımıza ulaşmış oluruz. Zaten İslam'ın ana temel noktaları nedir? Peygamber Efendimizin sünneti ve hadisleri ve Kur'an-ı Kerim olarak kabul ederiz. Son sorumuza da bakalım. İslam alimleri tarafından insanın ahlaki yönü dört temel erdem üzerinde ele alınmıştır. Bunlar nelerdir? Arkadaşlar bunlar hikmet. Hikmet. Buranın ekran resmini almayı unutmayın. Karşınıza çıkar. İffet. Adalet. Adalet ve cesaret olacaktır. Zaten dikkat ederseniz et 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 şeklinde de kafanızda kodlayabilirsiniz. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Buradaki dört ana temel noktayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Peygamberimizin söz ve davranışları sünnet bunu unutmuyorsunuz. Ahlaki sorumluluklarımızı yine birkaç tane fazladan verdim. Bunları unutmuyorsunuz. Müslümanların Kur'an okuması onlara iyilik huzur verir. Burası da önemlidir. Selam Allah'ın isimleri Esma-i Hüsna 7. sınıf temel dini bilgiler dersinde karşınıza gelebilecek bir sorudur. Esenlik veren kelimesini gördüğünüzde direkt burayı çıkarırsınız. Hem dünyada hem de ahirette e, İslamiyet önemlidir. İslamiyet e, hem dünya hem de ahiret için güzellik sağlayabileceğimiz bir dindir arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi. Bir çizgi iki çaman goçoman çaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.